şimdi? Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Eğitim Fakültesi Birimi, Aydın Öğretmen, Aydın Gelecek konulu bir konferans düzenledi. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Reşide Kabadayı, Aydın Öğretmen, Aydın Gelecek konulu konuşmasında eğitimde fırsat ve imkan eşitliği ile bilimsellik ilkesi konusu üzerinde durdu. Bilimsellik, fırsat ve imkan eşitliği ve bir de eşitlik, evet. Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Eğitim Fakültesi sorumlusu Selin Sınmaz, öğretmenlerin eğitimde sevginin ve başarının mimarları olduklarını söyledi. Biz öğretmen adayı olan gençler bu yola çıkarken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir" sözünü bilinçlerimize kazıdık. Eğitimde sevginin, öğretimde bilginin ve başarının mimarıyız. 1739 sayılı Milli Eğitim Yasası içinde bulunan laiklik, bilimsellik, eşitlik, karma eğitim gibi ilkelere dikkat çeken Profesör Doktor Reşide Kabadayı, bu ilkeler kanunlarda yazılı ancak ben dahil hiçbir eğitimci bu kanunları sınıflara ve öğrencilere yansıtamıyoruz diye konuştu. Bilimsel bilginin nasıl ortaya çıktığını, toplumumuzdan nasıl algılandığını açıklayan Profesör Doktor Kabadayı, bilimsel bilgi ezbere dayanmamalıdır. Bilimsel bilgi öğrencileri hayata hazırlamalı ve onları sorgulayarak çözüm üretme yollarını öğretmelidir, dedi. Eğitimde fırsat ve imkan eşitliğinin önemini vurgulayan Profesör Doktor Kabadayı, kadınlar eğitimde eşit olmadıkça ülke olarak bilim ve teknoloji savaşında geri kalmaya mahkumuz, dedi. Bu ilkeler kanunda yazılı ama bu ilkeleri hepimiz, ben dahil, okula, sınıfa yansıtamıyoruz. Yani bu ilkeler hepimizin kafasında muğlak, belirsiz,